bölümleri sizlerle paylaşalım. Kimle başlıyoruz? Mehmet Demirkoğlu Tamam peki. Eksiklere çözüm bulamadı. Pozisyon kaydırmaları tüm yapıyı etkiledi. Larin bir skorer ve çok değerli ama sağlam bir santrafor performansına destek olduğunda. Muhtemelen ilk akla gelecek olan eleştiri Rozier'in sağ önde oynaması olacak. Bu tercih hücumdan çok savunmada sorun çıkardı. Çünkü onun lige damga vuran performansına Necip'in yaklaştığını söylemek zor. Özetle sadece eksikler değil Onların yerini doldurmak için yapılan pozisyon kaymaları da ilk yarıda istenen seviyeye çıkılmasını engelledi demiş Mehmet Demirkol. Reha Kapsal fotomaç Sergen Yalçın Fenerbahçe maçında geç kaldığı ve yaptığı yanlış değişikliklerle takımının son bölümdeki kötü oyununun en büyük nedeni olmuştu. Bu maçta da hangi oyuncuyla oynarsa birbirini tamamlayacağını hem teoride hem de pratikte doğru uygulamadığı için kaybetti. Beşiktaş 3 puandan fazlasından oldu. Diğer şampiyonluk adaylarının da iştahını kabartıp yarışa da ortak etti. Başarı için hazırlık yapmıyorsan, başarısızlık için hazırlık yapıyorsun. Güntekin ona hürriyet iki maçta kaybedilen 5 puan ve sırada zorluk derecesi yüksek bir Alanya maçı var. Beşiktaş hafta içinde de puan kaybı yaşarsa psikolojik olarak yara alabilir. Dün Sergen Yalçın'ın eksikler nedeniyle belki eli kolu bağlıydı ancak yine de maçın kaybedilmesindeki temel neden sağ kanatta 57 dakika Necip Rozya ikilisinin görev yapmasıydı. İki haftalık arayı Beşiktaş'ın iyi değerlendiremediği de ortada demiş Güntekin. Atilla Gökçe, Atilla abi Larin'e gelince iyi niyetli kalpten oynuyor. Elinden geleni yapmaya çalışıyor ama bir Abu Bakar değil o. Abu Bakar sadece golleriyle öne çıkan tıkmatik tek vuruşlu santrafor değil. Üçüncü bölgede akıllı koşular yapıyor. Stoperi peşi sıra koşturarak arkadaşlarına alan yaratıyor. Attığı gollerde de oyunun kurgusunda rol alıp pozisyonu tamamlıyor. Larin bunları yapamadı demiş Atilla abi de. Son olarak Fatih Doğan'a bakalım. Solda Enkudu'nun duvara çarpar gibi denemelerine belki En Sakalayı çıkarıp Rıdvan'la farklı bir derinlik sağlanabilirdi. Ancak Rıdvan düşünülmedi. İlk yarıda hor kullanılan zamanın ardından golü bulmak için gerçekleştirilen yüklenmeler bir sonuç getirmedi. Karamsar bir tablo yok. Tarihi bir fırsatı teptiler. Bu sonuçta Sergen Yalçın ve Beşiktaş rakiplerine adeta gelin ortak olun cesareti verdi. Fatih Doğan'ın bugün sabah gazetesindeki yazısında kullandığı ifadeler. Cemal abi genel anlamda sağ koridordan bahsedilmiş ee, ve bu e, tercihin Beşiktaş'ın elini kolunu bağladığı Necip Rozya. Yani yazarlarda gördüm genel anlamda bu ilk olarak. Evet yani Beşiktaş yap, yapamamış ama Kazım Paşa ne yapmış? Onu çok anlamak mümkün olmuyor. Bir de o yenmiş yani bir penaltı kaçırmış, bir tane maç kazanmış. Yani Biz genellikle büyük ve kazanması gereken üzerinden oyun izliyoruz. Ben de öyle yapıyorum. Hani arkadaşları eleştirmek için söylemedim bunu yani. Genellikle algımız bu yönde. Yani birinin yapamadığı üzerinden yürüyoruz. Ee, günün bence iyi yazılarından biri, yani benim en azından kafamı açan yazılarından biri öyle söyleyeyim. Diğer yazılar iyi yazılar değildir anlamında söylemedim. Benim kafamı açan yazılardan biri Uğur Melek yazısı. Yani Fransa örneğini verirken... Yani bir ki diğer Dünya Kupası'nda da şeyle e, İngiltere'de oynayan neydi Santaforlar'ın? Hangisi? Chelsea'de oynuyor ya Chelsea'de oynuyordu Santafor. İngiltere şeyi Fransızların Santaforları. Olivier Giroud mu? Olivier Giroud gibi bir oyuncu. Yani o dönemin oyuncusundan bak adını bile hatırlayamazsınız diyor <laughs> bu kadrola, zidanlı kadroyla diyor Emeceke takımının ama o takım oynuyordu diyor şimdi biz burada da ne, ne oluyor bir şey bir gerekçeyle niye oynayamadığını aramaya çalışıyoruz. Niye oynayamadı ama bu Beşiktaş'ın ilk kez oynayamadığı oyunlar değil bunlar. Yani sezonun ilk devresinin büyük bölümünde de ilk 45 dakikaları ya da son 25 dakikaları kaybetmiş bir takım Beşiktaş. Ee, bir tek yani bir pozisyon şimdi bir pozisyonun zaten yok. Sanfor pozisyonun yok. O zaman belki bir pozisyon tahkimatıyla oynamaya çalışmak daha doğru olurdu. Arkadaşların çoğunun da belirttiği gibi. Yani bir de Necip Roze değişikliğine gerek var mıydı? Ben de orada maç içinde öyle düşündüm. Maç akarken yani ilk devresinin bana düşündürttüğü şey oydu. Bu Necip'in yapamadığından çok Roze'nin ile ilgili bir durumdu. Yani arkadaşlar daha çok Necip Sağbek oynadığında şöyle şöyle sorunlar oluyor diyorlar ama yani işte kaybedilen maçlarda bir tane sorumlu arıyoruz. Yerleştiriciyi görmüyoruz. Sağbekesi Necip koyulunca o maçları kaybetti diyor şey. Güntekin. E, Rozya şu... bölgesinde o, 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 olmalıydı diyor işte. Yani sadece Necip diyor, üzerinden. De. Necip diyor ki Necip'in oynadığı şu 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 maçları kaybettik diyor. Hı hı. Kaybetti Beşiktaş tamam, tamam. diyor Güntekin. Yani Sağbek oynadığında beş, Necip bu maçlar kayboluyor diyor. Evet. Var işte maçların da adını yazmış. Bir tanesinde berabere kaldı, ikisini kaybetti diyor. Böyle bakılabilir mi? Bakılabilir. Yerleştirici bunu görmüyor mu bunları? O, o da onu soruyor zaten. Sergen Yalçın bunları nasıl göremiyor diyor Güntekin'in yazısındaki. Yani demek ki bu öngörülebilir bir şeymiş. Bu Necip'in oradaki varlığından değil, Rozya'nın oradaki yokluğundan kaynaklı olabilir mi? Al Rozya'yı geriye, savunsun ve belli mesafelerde ondan bir e, onun koşusundan faydalan. Necip'te o koşu yok çünkü. Rozya'da o koşu var ve böylece hem rakibi o koridordan koridoru kullanması konusunda ürküt. Yani ikinci devre yaptığın gibi hem ürküt hem rakibini tehdit et. Yani hem gelmesin hem sen gidebil. Çünkü öbür durumda gidemedin. Şimdi bunu nerede gördün? Ta değişikliğe kadar, Necip değişikliğine kadar tespit edemedin. E bu şimdi bir, epey bir zaman kaybı futbol takımı için. Ama bundan daha fazlası da var. Yani hücumda yapamadıklarından daha çok, savunmada yapamadıklarında bir o kadar önemli. İlk yarım saat içerisinde yani 29-30'du herhalde Larry'nin o geri pasını yakaladığı O ana kadar sen bir şey yapamadın. Yapamadığın gibi rakibine 3 tane de çok ciddi, biri gol olmak üzere 3 tane ciddi gol pozisyon verdin. Şimdi orada da bir, bir sorun varmış. Yani... bir Abu Bakar'ın olmadığı yerde önde Lerin'li bir değişiklik yapacağına 2-3 pozisyonu birden değiştirdiğinde işler Beşiktaş'ta zora giriyormuş. Çünkü o takım işte oyunun boyunu kısaltarak oynama konusunda etkin bir takım değilmiş. Bunu kim görmüş? Kasımpaşa görmüş. Şenol Can'ın bir gün önce maçtan önceki şeyinde Beşiktaş'ın eksikleri var. Biz de bu eksikleri gördük, izledik, analiz ettik. Onlar üzerine işte çalıştık. O sorunumuzu oradan halledeceğiz dediği haberi hatırlayalım. Maçın bir gün öncesinde gazetelerde irili ufaklı şekilde yer almıştı bu haber. Biz de arkadaşlarla Beşiktaş'ın eksiğinden çok teknik adamın pro lisans eksiğinden telefonda bahsettik. Bunları da biz kendi aramızda konuşuyoruz. Kimse bunlardan bunları dert etmiyor. Dert etmiyor da garip maçlar bitiyor kazanıyor takımlar. Açıyorsun teknik adam konuşmuyor. Dert dert bu garip değil. Artık. Dert bu yani. Ya bırak konuşsun diyorum. Bir şey yok artık yani. Biliyoruz biz. Yani anlatan arkadaş maçı oyunun boyunu uzattık filan diyor. Oyunun boyu filan da uzamadı yani. <laughs> o kadar da o kadar da geri koşturmadım birkaç pozisyon dışında Beşiktaş'ı. Öyle de olmadı yani arka. Demek ki yani o zaman şunu anlatan arkadaşla sahada icra edilen oyun arasındaki farkı gördüğümüzde ya bu, bu planlanarak kazanılmış bir maç değil gibi duruyor öbürünün yani Beşiktaş'ın yapamadıkları nedeniyle kazanılmış bir Kasımpaşa karşılaşması gibi duruyor. Öyle anlıyorum ben çünkü o, o analizin anlattığı şey biraz oydu. Yani Şenolcan yerine konuşan Çeri, Sadi Çeri arkadaşımızın anlattığı şey bana bunları düşündürttü. Belki de yanılıyorum uzun uza diye konuşsak belki başka bir şey anlatacak ama o kısacık anlatının içinde çok da o plana uygun bir oyun varmış gibi durmuyordu. Onların anlattığı gibi olmadı. Daha çok Beşiktaş'ın yani bir yer bütün yazar arkadaşlarının anlattığı üzerinden gelirsek. Beşiktaş'ın yapamadıkları tercihleri işte o orada değil de burada oynasaydı bu burada dilde şurada oynasaydı. Yani e, Uğur'un yazısı o nedenle anlamlı. Ler'in Abu Bakar pozisyonu oynayamıyorsa Ler'in yerinde oynasaydı. Örneğin yani maç bitti ya şimdi düşünmek daha kolay. Ler'in yerinde oynasaydı. Onu alan yaratacak bir başka oyuncu yani bir pozisyon oyuncusu olmayan de ki Necip'e attın oraya. Şimdi tamamen speküle ediyorum. Tamam. yani herkes böyle söyleyince, oha Necip Santos'u oynatıyor falan." meraklısı çok evet, ya Zaten şu anda ayırdım bir sürü Necip var <laughs> sana. Öyledir, öyledir yani. Onlar çünkü hemen suçlu arayacaklar. Oyun suçlu değildir, oyuncu suçludur bizde. Yani biz de. suç ve suçludan ziyade <laughs> şöyle, mesela Salih İşitmez o Necip joker kullanılıp iyi oynadığı zaman övgüyü hak ediyor diyor. Hı. Aynı şekilde mevki dışında kötü oynadığında da eleştirmek yerindedir diyor. E yani Rozi'yi eleştirmeye... eleştir. E Rozi'yi Necib'in e, Necip'in pas seçiminde Cem Bey nasıl yorumluyorsunuz? Pas e Rozi'yi eleştirsene ne? Bölge... İşte, rol... Bak ayrıca Rozi'yi eleştirsene ne? Bak Rozi'yi eleştirmez. Eğer... Olmadı evet. ya oynayamadı önde yerinde... demez mesela tamam. O orada değil o yerinde oynayamadı. Tamam. E o da yerinde oynayamadı. Yani oyun bozuk. Bozuk oyun içinde birini niye arıyorsun ki? Joseph de Souza da oynayamadı. Tıkır 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 o penaltıda nasıl çıktılar çat çat çat. çat. Bozdu diyor işte. Bütün takımı bozdu. Dengelerini kim? bozdu diyor kim? bu tercihler. Kim? İşte Necip tercihi. Kim kim? Dur şimdi dikkat et. Kim? O Necip okuyordu ayrılma. Şimdi Necip mi bozdu oyunu yoksa işte teknik direktör oy, bozuk oyunda Necip'i insanların önüne mi koydu? Hangisi? Nereden baktığına bağlı. E bu nereden bakıyor Sana soruyorum şimdi ben. Moderatör ben oldum. Sana soruyorum. Nereden bakarsın? Ben sana öyle mi? bakmam hayatımda. Nereden oluyor. bakarsın? Teknik adam öyle bir tercihte bulunmuş. O derim. zaman Necip demeyecek o arkadaşlar işte. Necip dediği sürece oyundaki eksikleri anlayamaz. Hı. Oyun sorunlarını anlayabilmek için tabii. bir oyuncuya bakılmaz. Oyuncuya bakıyorsan öbür oyuncuya da bak. Ya niye Necip'e bakıyor o zaman? Takıntı i̇şte mı bu? Takıntı takıyor tabii canım yani takıyor. takıyor şimdi. Yani takımda herkesin üzerinde anlaştığı oyuncuya takıyor. Çünkü bir kere ona ant içti onu şey yapmaya. Ne demiş Atiba Açınsın? Maça iyi başlayamadık acele ettik sanki bugün. O da emin değil. Bu hatamızı tekrar etmemeliyiz. Doğru. Dağınık oynadık. Evet, dağınık dedim. Aslında e, rakibe çok şans vermezdik ama bu maçta şanslar tanıdık. B büyük ihtimal ilk 30'dan söz ediyor. Bugün günümüzde değildik. Bazı maçlar böyle olur. İşte bazı maçlar böyle olursa iki tane bu maçtan olabilir mi? Olabilir. olabilir. İki tane bu maçtan olursa gidersin. Yani buraya gelirken senin yaptıklarından daha çok başkalarının yapamadıkları mı seni oraya getirdiği daha doğru analiz edersen ki oyun sorunları oyun sorunları diye anlattığımız şeyler bunlardı. Şimdi oyun sorunlarını oyuncu yokluğuyla açıklarsan, ha, o yoktu, bu yoktu, şu yoktuyla açıklarsan e o zaman yarışta kalamazsın ki. Covid geldi, iki tane oyuncunun da Covid oldu. Nasıl çözeceksin sorununu? Demek ki sorun çözmek lazım. Bu tartışmalar ne işine yarar? E, Rozi oranın oyuncusun mesela. Necip Buran'ın oyuncusu değil demek kolay. Rozya Oran'ın oyuncusu mu? Ya soru bu kadar yani. Bunu sordun mu zaten sorunun yarısını çözmüş oluyorsun. Acaba Rozya arkada, Necip önde oynasa bu sorunları yaşar mıydın şey sorunlarını yani o koridoru onların kullanması... ...Kasımpaşa'nın o koridoru bu, daha çok kullanma sorununu çözer miydin? Bu arada bu ne Rozi arkada, Necip önde. Ya şimdi... İlle oynatacaksan tabii. Her futbolcu her yerde oynayamaz. Hiçbir futbolcu her yerde oynayamaz. Aslında Cem Bey'in çok övdüğü Necip hiçbir yerde oynayamaz. Ya şimdi Meriç Bey e, bu Necip'in tercihi değil ki. Teknik adam görev veriyor. Burada oyna diyor orada oynuyor yani. Ama işte onlar çıkıp herkese öyle anlatıyorlar Ay, ya, tek tek ya. Sadece Necip... Şimdi bak bunca yıldır bir anlatı var ülkede. Oyuncu sorumluluk aldı almadı gibi böyle boş lakırdı var ya bizde. Sorumlu... Havanda su dövüyorsun. Yıllardır bunu anlatırlar. Duyur. Oyuncu sorumluluk almıyor filan. Ya oyuncu görevli sahada. Anlatamadık ya. Yıllardır anlatıyorum. Oyuncu birileri tarafından bir, bir bir işi icra etmek için birileri tarafından görevlendiriliyor. Başta teknik direktör, yardımcı antrenör, takımın analist'i falan. Şimdi bu yıllardır sadece sahaya bakarak oyunu anlamaya çalışan televizyon, gazete ve radyo anlatısı var ya başımıza çorapları ören Annenlerin böyle bol tığlı çorapları vardı. Beşli altılı çorapları. Bol bol tık tık kalın, tık, tık. Kalın öğren. Yani. yani o çorabı öğren bu. Sahada oyuncunun kendi başına karar verdiği, kendi başına işler yaptığı algısı yüzünden bu çocukları, Necip benzeri çocukları hedefe koyuyorlar. Bu Necip benzeri çocukları hedefe koymalarının sonucu olarak ne oluyor? Oyuncuları teknik adamlar sahaya atamaz hale geliyorlar. Gençleri sahaya atamamalarının nedeni sorumluluk aldı almadı sorumluluk ya sorumluluk ne verildiği kimse merak etmiyor. Bu çocuğa ne oynaması, neyle görevlendirildi bu saha içinde. Bu onun genel müdürü. Hı hı. Bir iş yapılacak, o genel müdür bir iş dağıtıyor. Hani bizim işlerde yani sen şu işleri şöyle yap, sen de bu işleri böyle yap, sen de şu işleri şöyle yap diye birilerinin bizi görevlendirmesi gibi bir durum ya da görevlendirici olarak sen şu işi yapıyorsun, sen de şu işi yapıyorsun. Arkadaşlarına görev dağıtıyorsun, çalışanlara görev tamam. dağıtıyorsun. Bunu böyle anladıkları için ve yıllardır bu ezberler üzerinde hareket ettikleri için... ...bu ezberleri değiştirmeye de niyet eden biri karşılarına çıktığında... ...bütün şimşeklerini, öfkelerini, anlama gayreti yerine e, kendi ezberlerini sürdürme inatları yüzünden bu yazılara maruz kalıyoruz. Burada hiçbir şey oyuncuya bağlı değil, doğrudan bağlı değil, doğrudan. Tabii ki oyuncunun o sahaya girdikten sonra yapıp ettikleri önemli. Yani görevlendirilmiş görevini yapamadı. Hı hı. Geçti o koridor. Ama o tek başına değil. Aynı oyuncuları dağıt oyuna. Rozya arkada, Necip önde. Al sana maç analizi. Rozya bak bir kere pozisyon yemesin. Maç 0-0 biter de ki atamıyorsun diyelim. Hani diyelim ki Necip'in şeyi yok hani ön hücumda etkin değil. Sen Rozier'in hücum etkinliğinden yararlanıyorum dedin. E oyun nasıl değişti? Rozier arkada Gökhan Töre önde. Onunla değişmedi mi oyun? Değişti. Bunu en başta Rozier arkada Necip önde yapsan bir kere oyunu elinde tutardın. İlk 30-35 dakikada o pozisyonları yemezdin. Olabilir mi bu da ihtimal? Olabilir. Peki Necip o zaman arkadaşların hedefinde olur mu? Olmaz. Bu kadar olmaz en azından. Mesela En Sakala, etkin mi oyunda? Oyunda etkin miydi bence, yani? Bence, bence etkin. Ee, gitti geldi, tamam bir takım evet. işler yapmadı. Ya ben Sergen Hoca'ya sormak isterdim He. mesela En Sakala tercihini, Rıdvan. Ya bir şey yok ama yani, Rıdvan da ondan daha iyi oynayacak diye bir şey yok ki, bir garantisi yok bu işin. Işte. Daha kötü olacağını düşünmüyorum. Şimdi bak, o bak sorun şu. Biz oyuncu değiştiriyoruz. Evet, oyuncu değiştiriyoruz. Ama oyun konuşmuyorsun ki. O, Rıdvan da oynayamazdı bu oyunu. Niye? E oynayamazdı çünkü Gezzal bakar ikilisinin yarattığı alanlar yok. Yani oyunda Laiç o işleri yapabilecek bir oyuncu olmadığı için hani Gezzal gibi saklanan, geri çıkan, kenara giden, alanı gören, oyunu kurgulayan sahada bir oyuncu olmadığı için bol pas oyunu oynamaya çalıştı. Doğru olarak yani Sergen Yalçın'ın yaptığı şey oydu. O hatta yani Laiç, Atiba, Joseph de Souza, Rozye, Enkudu oralarda topu gezdirdiler bol bol. Çünkü o işleri hani o, o, tek pasları atacak, arkaya kaçanı arkada topla buluşturacak o beceride bir oyuncusu yoktu. O nedenle ikinci devre daha iyi göründü Beşiktaş. Daha iyi göründü ve Gökhan Töre ortalarına birkaç tane kafa vurunca bizde hemen öyledir yani. Birkaç tane ka orta atıldı da birkaç tane kafa vurduk, bir koronara kafa vurduk. Gol olabilirdi çünkü. Gökhan Töre ile olabilirdi. De olabilir tabii. 3-0 da olurdu maç. Onları niye söylemiyor kimse? Doğru. Mesela Alanya maçında da 33 tane orta yaptı. Alanya. bak, ya? düşünmeyi 33, gördün mü 90, bak. Doğru, hemen doğru e, diyorsun. %70'in üzerinde yani. oynuyor, kaybediyor yani tamam mı? Doğru, bak. doğru diyorsun Niye? Tamam. çünkü o aklını tutuyor senin öbürü. Biri giriyor, yani Gökhan Töre... Ya diyor ki Gökhan Töre oynayamazdı diyor teknik adam. Bak Gökhan Töre oynayamazdı, fiziksel olarak yeterli değildi diyor. Ve çoğunlukla da olmayacak, fiziksel olarak yeterli olmayacak. Sezonun sonuna kadar olmayacak yani. Evet, tamam o, de, o değerlendirmeye göre alındı zaten. İşte bak diyorum ki... Yani oyundan kopmamak için bu verileri ihmal etme. Atiba'nın bu biz dağınık oynadık dediği şeyi ihmal etme. Şimdi arkadaşlar oyuncuların yapamadıkları şey üzerinden koca oyunu anlatmaya çalışırlar sana. Yutma var ya senin arkadaşların buluşuyorsun Fenerbahçeli Beşiktaş'ta onlar bir şeyler anlatıyorlar. Var var Enkudu'yu Yutma halı, sahada, attı, halı sahada oynatmam diyen bir arkadaşım Vardır, vardı. Vardır var. Halı sahada oynatmam bu Enkudu'yu. Topu dedi. göstermez sana Enkudu halı <laughs> sahada. <gülüyor> <gülüyor> Topu göremez. Valla öyle dedi. Topu göremez. halı sahada oynatmam. Bak yani. ayağına top değmeden maçı bitirir Enkudu halı sahada filan yani. Ama Rıdvan konusunda kimseyi ikna edemezsin kolay kolay onu söyleyeyim sana Cemal. Niye? Yani şu takımda Rıdvan oynar diyorsun izleyince. için başta Rıdvanı söyleyen görecek. benim, ona da ikna olmuyorlardı. Şimdi kimseyi ben ikna etmeye çalışmıyorum. Ben düşündüğümü anlatıyorum. İster ikna olur, ister ikna olmaz. Ya yani milli takım haftasında bu kadar Rıdvan'ın konuşulduğu dönemin ardından ilk maçta Rıdvan olmadığı zaman doğal olarak Rıdvan'ın yani daha şimdi, çok konuşulmasını bekliyorsun. Ben şimdi sana burada kimseyi Rıdvan konusunda ikna etmem. Bu çocukları söyleyen onca yıldır söyleyen benim. Bunlarla tamam. oynar, Ersin'le oynar, Utku'yla evet, oynar, Rıdvan'la oynar falan. Şimdi bana o Rıdvan dileyen sakala diyen birisini hiç dinlemem ben. Ciddiye de almam yani. Sen şimdi o sonuçta gördün onu. Bir de yapamayan üzerinden. Bence Rıdvan da oynasa şundan farklı oynayamaz. Nasıl kesin konuşuyorsun bu kadar? Ben oyun yok diyorum. Kadar oyun mesela. yok. Oyun yok. Bir de siz ürküyorsunuz yani. O Birine bir şey söyleyince karşınızda bir taarruz ekibi var. O sizi imha edecek zannediyorsunuz. Yo. Oyun yok ortada. Yani Gezala Abu Bakar olsa da bir şey fark etmez senin eder, eder, göre. Eder, 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 eder. bak işte bak benim dediğime göre değil. Gezala Abu Bakar olsa oyun olur elinde. Yani daha önce test ettiğin, oynadığın, tekrar ettiğin olurdu. Ben ne dedim ki sen bana şimdi Gezala Abu Bakar da olsa oyun şey yapmaz. Ne dedim ben? Nereden o sonuca var? Ya sana? Sabek Rozya oynasa, solda Rıdvan oynasa bundan daha iyi olabilir miydi? Olabilirdi diyorum ben işte. Ne demiş oldum ben çok duramadım sen... şimdi. Abi, sağda Rıdvan... Gezallah Abu Bakar var. Sol bek Rıdvan, sağ bek şey... Gezallah Abu Bakar'ı çıkar abi tam eksik. Tamam. Diyorum ki Rıdvan, sol bek, sağ bek Rozya olsaydı... Ha, olmazdı bir şey. Orta sağ yok ki oyunda. Orta sağ yok, oyun ezberin yok. Attın seni alan Abu Bakar'ın, bu ülkeye yeter oynayan Abu Bakar'ın yarattığı alanlar olmayacak ki sağda. Santforun yok zaten. Yani Santfor'un kenar oyuncunu, kenar hücumcunu aldın, Santfor yaptın. Diyor herkes de diyor ki yani herkes de görmüş ki bu o merkez oyunu oynayamıyor şeylerin. Acaba o merkez oyunu oynayamadığını gördüğünde oraya böyle bir e, Uğur Meleken'in ya, ya şu oyuncunun adını söyleyelim de. Hmm. Güvarş gibi, gibi şey bir oyuncu Yani esasen orada alan yaratacak İlla gol atması gerekmeyen Oraları gezdiren rakibi ceza sahası içinde Hareket ettiren ve böylece de Diyelim ki Lerin gibi Yani kenardan gelerek skora katkı veren Oyuncuya olanaklar yaratacak Bir oyuncu orada istihdam edilebilir miydi Bak yedek şeyine Hı. Yedek listesine öyle bir oyuncusu yok Beşiktaş ın. Mecbur bunu oynatmak zorunda kaldı Yani Oğuzhan var Bilal o da orası Ervan, değil. Serdar, Emre hep, Bilgin, hep belirsizlik. Hep belirsizlik. Bak hep belirsiz oyuncular bunlar. Yani atar da ben de Necip'i gönderdim zaten. Git dedim Sanford'un oralarda dağıt oraları dedim. Ya da orada baskı yap onlar çıkmasınlar diye. Hep Bak hep belirsizlik üzerinde. Yok çünkü öyle. Yani Cenk yok, Ebu Bakar yok. Yani üçten ikisi olmayınca o da böyle bir tercihte bulunmuş. Şimdi bu bulunduğu tercih nedeniyle Lerin bunları 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 yapamıyor demek doğru olur. Hani Abubakar işini yapamaz. Ama Lerin bu sefer kendi işini de yapamıyor. Rozier'in kendi işini yapamadığı gibi. Yani konuyu anlayabilmek için, konuyu doğru analiz edebilmek, doğru okuyabilmek için bütün verileri birbirine bir yerlerden bağlamak gerekiyor. Ama bizde veri bağlamak yok. Bir tane sonuç oluyor elimizde. O sonucu bulmak için, bir sonucu bulmak için onda ısrar ediyoruz. Tamam mı? Bu nedenle diyoruz. Öyle değil mi? Neden arıyorsun öyle? Evet. Ne, neden değil bak. Oyun neden kaldırmıyor. Nedenler var oyunda. Doğru. Yani o nedenler o çoğulu kaybettiğin için ve sana da sürekli bu çoğulu kaybetmenin nedeni de o Belhanda sorumluluk almıyor. Al oyna bakayım şimdi. Al oyna. Belhanda sorumluluk almıyor. Arıyor musun şimdi? E al oyna bakalım arıyorsun. hadi. Oyna. Arıyoruz. E bir maç analizi yapıyorsun. İkinci devreye çıkarken sağda oynayanların kaleciyi dışarı çıkar. Yarısını oyunda değiştiriyorsun. Oyunda hiçbir değişiklik tamam. olmuyor. Geri gidiyor oyun. Daha da e kesinlikle. ne oldu şimdi bu analiz nerede? Ya Necip ne? golden önce hatalı pas verdiği için fatura ona kesildi. Cem Bey diyor Selçuk e, Boz. Ne fark eder ya? Ne, ne olmuş hatalı pas versen yani o. Ya fatura sebebi önceki, o. Ondan, e, ondan önceki pozisyonları da gol saysan onlar 3 mi olacak? Necip'le ne ilgisi var onun tek başına? Gol oldu diye mi öyle diyorsun? Ya işte hatalı pasından sonra gol oldu diye böyle yapıyor. O futbolu anlamamaya çalışıyor. <laughs> <İşte>. o, <ben gülüyor> tamam. Biz de Promete gibi sırtımızda yükü daha tepeye çıkartmaya çalışıyoruz. Sona geliyoruz top bir daha yuvarlanıyor bir daha çıkartıyoruz.